Telefonumuz devam ediyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. İstanbul'dan bir kardeşimiz arıyor. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Teşekkürler kardeşim. Size de afiyetler diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam benim size şöyle iki sorum var. Öncelikle şu. Benim kardeşim anneme çok zulmediyor. Aşırı zulmediyor. Madden, manen, babama da aynı şekilde. Hani babam da işte bazen Allah hani Allah'ım al gibi böyle hani şirk koşmak gibi geliyor bana, bilmiyorum ama bunun günahı nedir? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Babanızın yaptığını mı soruyorsunuz? Hem kardeşimin hem babamın hani çok üzülüyorlar, ama gerçekten çok üzülüyorlar. Hani biz de üzülüyoruz diğer evlatlar olarak. Kaç yaşında? Kardeşim yani çok yetişkin. 40 üstü diyebilirim. Evli mi, bekar mı? Evliydi. Evliydi, boşandı. Dertleri var, problemli bir tip demek ki. Evet. Şimdi burada tabii ailenin kendi vazifesi de var. Şimdi suçu birine yıkmak da bazen yetmiyor. Yani nasıl beslediler, nasıl büyüttüler, hangi eğitimi verdiler, başından neler geçti, hangi sıkıntılar geçti, karşılıklı mı bu zulümler? Onları bilmiyorum ama anlattığınız gibi burada yapılacak bir şey yok zaten. Ancak dua kalır bu. Yani o kardeşiniz, abiniz karşımda olsa ona nasihat ederim. Ama onun günahkar olduğunu söylemek yetmez ki. Tamam, günah. Çok zulmediyor. Günaha giriyor. Bunun kardeşinize de faydası yok, size de faydası yok. Yapılacak ne? Tedavi, eğitim, evlenmesi gerekiyorsa evlendirmek, iş bulması gerekiyorsa işin bulunması. Bunları araştırırsanız, bunları yaparsanız daha sevap olur. Allah yardımcınız olsun. İmtihan mıdır bu? Her şeyin imtihanıdır. Allah-u Teala mallarınıza, canlarınıza imtihan ederim diyor. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitnetun. Tam da burada mal da evlat da fitne. Fitnenin Arapça karşılığı, Türkçesi imtihandır. Yoksa kötü anlamında değil. Mal niye kötü olsun? İyiye kullanırsan iyi olur. Evlat kötü olur mu? İyi olursa ne güzel olur. Oradaki imtihan anlamındadır. Hepsi bir imtihan. İki tarafta imtihanı kazanmak için gayret edecek. Rabb kolaylık dilesin sizlere. Evlatla imtihan da çok zordur. Ateş evin içindeyse onun tedavisi çok zor. Dışarıdakine kapını kapatırsın, içeride rahat edersin. Ama içerideki evlat her gün zehir eder sana. Allah kimseyi evlatla imtihan etmesin. Telefonumuz devam ediyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun efendim. Buyurun. Hocam benim size bir sorum vardı. Benim kız kardeşim bundan 7-8 sene, yani 7 sene yakın önce silahla vuruldu. Çok geçmiş olsun. Çok başın sağ olsun. Allah razı olsun. Yaşıyor. Ha, yaşıyor ama, mu? Tamam. Evet, yaşıyor ama hiçbir ihtiyacını gideremiyor. Konuşuyor, akli dengesi yerinde. Hocam silah amcaoğlumun elinde patladı. O zaman ikisinin de yaşı küçüktü. Evin içinde babasının da çıkartıp oynarken vuruldu. Buna kader denir mi? Valla şeytan doldurur derler. Bir, büyüklerin oğlu orta çoluk çocuğun olduğu yerde silahı göstermesi yanlış. İki, orada kim silah kiminse o suçlu. Suçlu. Yani buna kader denir. Kaderi kader diyemeyeceğim. Şöyle, ölüm kader. Ama kaderden anladığımız ya zaten olacakmış derseniz olmaz. O eve silah girmese, o silah ortaya çıkmasa o çocuk orada vurulmaz kardeşim. Vurulmaz. Peki hocam, bir sorun daha vardı size. Böyle kadere yıkarak suçlu kurtulamaz yani. Bu kader, kaderde suçlusu var. Silahı ortaya koyar, çocukların eline verirsen olacağı bu. Evet, diğer anladım. Soru. Hocam ben evlendim. Evlendiğim zaman benim altınlarım bana mehir edildi. Ama getirilen altınlar benim yani emanet olarak getirilmişti ve bana söylenmedi. Ve ben onlardan herhangi bir şey istemedim. Bunlar onların kendi istekleriydi. Gelin geldikten 15 gün sonra benden istenildi ve ben vermedim. Ben başka bir yere altınlarımı bıraktım. Bunun için benim herhangi bir günahım var mı? Yani eşime karşı herhangi bir günahım var mı? Altınları geri mi istediler senden?
Evet, geri istediler, ben de vermedim. İyi yapmışsın. Mehir mi dediler bir de? Evet, mehir dediler. Hani ben mehir istedim, ne istiyorsun deyince ben de işte bana getirdiğiniz sonra dediler ki bu altın başkasının, vereceğiz, geri ver. Evet, geri ver işte, biz sana sonra yapacağız dediler. Ben de hayır dedim, kabul etmedim, vermedim. İyi yapmış. Evet. Onu kullanabilirsin, o senindir. Alsalardı gasp etmiş olurlardı, günaha girecekler, yalan da söylemişler ya da bu şekilde davranmaları da günahtır. Senin hakkın kardeşim. Eşin ne diyor buna? O da istiyordu işte. Ha, o da istiyor. Sonra yaparız, sana veririz diye de ben kabul etmedim. Sen de çok uyanıkmışsın ha. Vallahi bunu gelinler yapamaz ki kolay kolay. Eşi istiyor, ana baba istiyor. Yani. Ya, benim ya, geleceğimi düşünme amacıyla, kötü bir günümü düşünme amacıyla tabii vermedim. Doğru yapmıştın. Helal olsun. Helal olsun. Bir de hocam şöyle bir şey var. Eşim maddiyat yönünden bana herhangi bir harcaması bana yok. Hani ben çoğu şeyimi tek başıma yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey var. Hani ben evden çıkıp gittiğimde işte bazen buraya gittiğim yeri söylemiyorum. Bazen yaptığım işi söylemiyorum. Eşimin bundan haberi yok. Bunun için benim bir günahım var mı? Çalıştığından haberi yok mu? Çalışmıyorum ama mesela ailemin desteğiyle veya farklı bir şekilde hani kendimce, kendi çabamla yapıyorum. Hani dışarıda aldığım şeyin, verdiğim şeyin, çocuklarım için olsun, kendim için olsun bir şeyler tek başıma yaptığımda bunu ona sormuyorum. Çünkü tamam. Eve bakmıyorsa, eve helalinden bakıyor, helalinden kazanıyorsan sıkıntı olmaz. Yani herhangi bir günahım yok çünkü ona sormuyorum. Onun sorumluluğu zaten. Onun günahı var. O her gün sana sorması lazım. Bir ihtiyacın var mı? Her gün evinin harçlığını vermesi lazım. Çocuklarının eğitimiyle, harçlığıyla ilgilenmesi lazım. Bunu yapmayan bir insana sen ne yapacaksın? Ayakta kalmak için işte belki işte örgü yapıyorsun, pazarda bir şey satıyorsun, bir şey alıp veriyorsun. Bunlardan dolayı günah girmezsin inşallah. Allah yardımcın olsun. Sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.